Meta, meta, meta. Meta beni üzen bir hisse. Ne anlamda? 100 doların altına indiği de geçen sene girdim. 300 dolarlarda çıktım. Daha yukarı gideceğini düşünüyordum ama bu kadar geleceğini düşünmüyordum. Şu an itibariyle Meta 500 doları geçti ve daha da gideri var gibi gözüküyor. Neden derseniz Meta da yapay zekayı çok çok iyi kullanıyor. Meta ile ilgili geçen sene yani daha doğrusu 2022'deki en büyük korku Apple'ın Meta ile veri paylaşımını kesmesinden sonra Meta'nın reklam göstermekle etkinliğinin azalacak. Çünkü reklam biliyorsun ki geliri tamamen reklamdan geliyor beliflerin. Bir de Metaverse meselesine aşırı para harcadığı düşünülüyordu. Metaverse harcadığı parayı azalttı. Orada iki tane çok iyi ürün çıkarttılar. Hem Quest 3 gözlüğü güzel bir gözlük hem ve ben de beraber çıkarttıkları gözlük iyi. Bence o pazarda liderler şu anda yani daha Apple giremedi o pazara hala yani ürün yeni yeni geliyor. Orada lider meta. Ama daha önemlisi reklam geliri tarafını yapay zeka etkin kullanarak süper toparladılar. Yüzde %24'lük artış yaptılar. Biraz sonra alfabetle kıyaslayınca bunun kadar önemli olduğunu daha net göreceksiniz. Bu da piyasaları çok mutlu etti, heyecanlandırdı. Bu çeyrekte ne bekliyorum Meta'dan? Piyasa ne bekliyor? Önce onu bir görelim. Ondan sonra ben ne öngörüyorum ona bakalım. Earnings'e bakıyoruz hemen. Ne zaman geliyor? 24 Nisan'da. Bugün ayın 18 olduğuna göre haftaya çarşamba geliyor. Haftaya zaten salı Tesla geliyor. Çarşamba meta geliyor. Haftaya büyük bilançoların geleceği dönem. Tahmin 4.31 dolar. Bir önceki çeyrek 5.33. Yani bunu geçmemesi mümkün değil. Niye bu kadar düşük bir tahmin var bilmiyorum. Bu da biraz tabii yine yılbaşı alışverişiyle ilgili çünkü yılbaşı da reklamlar da artıyor ama yani bu kadar düşmeyeceğimi de düşünüyorum. Ciro 40 milyar bir önceki çeyrek. Bu çeyrek için 36 milyar dolar ciro. Bence bunda rahat rahat aşacaktır. EPS revision dediğimiz işte yine analiz revizyonlarında da 30 tane yukarı doğru revizyon var. Meta'da da ben yine süper bilanço bekliyorum. Meta'nın teknik olarak da daha gideceği yol var. Değerlemesi de çok pahalı değil. Yani ona da bir bakmakta fayda var. Evet toplamda F gözüküyor ama bakın burada yine pek gapte son 12 ay 0.45. Yani fiyat böyle kazanç böyle büyümede. Piyasa ortamasının %27 gerisinde. Pek non gapte forward yani ileriye doğru bakışta 1.08. Yine piyasanın 18.52 altında. İşte son 12 ay fiyat kazançta 33.23. Piyasanın üstünde ama yani bunun gibi büyüyebilen ve kâr Karlı bir şirkette bak, profitability, karlık A plaslardan yıkılıyor growth, büyüme A+. Plus. Yani büyümesi A+. Plus olan bir şirketin bütün kategorilerde neredeyse değerlemede pek de B- minus olması şaşırtıcı. Yani ben bunun ileri doğru gideceği yolun olduğunu düşünüyorum. Ve yine aynı koşullar Netflix sendromu yaşamazsak, piyasalarda genel olumsuz bir sendom yaşamazsak yine yatırım tavsiyesi değil. Her zaman yanılabiliyoruz bu şeylerde. Meta'da da bir 600 dolar görme ihtimali yüksek görüyorum. Alphabet beni geçen bilanço döneminde mahveden hisseydi. <laughs> Çünkü ben Alfabet konusunda açık açıkçası çok ümitli girmiştim e, bilanço dönemine. Fena da bir bilanço getirmedi ama burada şurada görüyorsunuz hisse yerli bir oldu. Nereden nereye 140 dolarlardan 123 dolara kadar geri çekildi. Sonra toparladı. Şuralarda bir yerde, şimdi tam sayı hatırlıyorum, 130-140'larda vedalaştım Google'la, alfabetle. Sebebi de Google yönetimi ben beğenmiyorum. Yani yönetimin yalpaladığını düşünüyorum yapay zeka tarafında. Ve bundan dolayı da benim bir tane temel ilken var şirketler konusunda. Ben hisse senedi fiyat hareketi benim ana konum değil. Şirket nasıl yönetiliyor? Gelecek potansiyeli nedir? Bunlar benim ilgimi çekiyor. Google tabi muazzam bir şirket, süper karlı bir şirket ama şu anda bu yapay zeka tarafında adeta köpek balığı gibi saldıran yani OpenAI'dı, Tesla'ydı, küçük oyunculardı, Microsoft'tu, Şimdi Amazon'u göreceğiz bu çeyrekte muhtemelen. Onlara başa çıkamıyor ve yönetsel kalitesinin bunlara başa çıkmaya yetmeyeceğini düşünüyorum. Beni bu satışından sonra Google teknik olarak yukarı doğru bir hareket etti. Bir all time high yaptı. Ondan sonra işte biraz hareket geri çekildi. Hareketin sebebi biraz teknik bir de işte arka arkaya çok ürün çıkarttılar. Bu Apple işbirliğini duyurdular falan. Onlar bir hisse hareketlendirdi. Ama Google'la ilgili temel görüşüm yani uzun vadeli bir yatırım olarak hala ben soğuğum. Muhtiş bir bilanço. Yani finansallara bir bakalım istiyorsunuz. Yani hakikaten anormal finansal tablolar var. 307 milyar dolar ciro son 12 ay. 175 milyar dolar brüt kâr, 88 milyar esas faaliyet kar, 73 milyar dolar yıllık net karları var. Kenarda falan nakit fışkırıyor. Yani Google'dan kötü bir şey olmaz. Ama yani bu oyunda geleceğe dönük olarak Google'a olan inancım benim sarsıldı. Çok inanıyordum bu işi başarabileceğine. Ama inancım sarsıldı. Fiyat hareketiyle ilgili o yüzden bir şey söyleyemiyorum. Ama inancım sarsıldı. Öte yandan bu inanç meselesini bir kenara koyarsak baktığımızda beklentiler makul. Geçen çeyrek cirosu 80 6.13 bu 25 Nisan'da geliyor. Bu da 78 milyar dolar beklentisi var. Niye bu kadar düşük bilmiyorum. Yani bence rahat rahat halledeceklerdir. Hisse başı kar 1.64 bir önceki çeyrek o da düşüyor 1.51. Google'un bunlarda ben bir derdin olmayacağını düşünüyorum. Google'da nereye odaklanılacak? Yani Google'da esas korkulan yer ne? Arama motorunun toplamdan aldığı pay. Yani bütün endişe acaba arama motoru biznesin, nasıl sonra Google'un şöyle bir gelir dağılım kalemlerine bakacağız. Arama motoru içinde bir ölüm var mı diye. Çünkü yapay zeka acaba arama motorunu yeni alır mı diye. Şimdi kendi tecrübem itibariyle bir sürü bu Google'un yerini alacak yapay zeka bende sürekli yüklüler. Ama hala Google alışkanlığım devam ediyor açıkçası. Yani alışkanlığın kırılması o kadar kolay değil onu anlıyorum. Yani bu yeni ortam Adamlara atıyorum chat GPT'ye hemen gideyim orada bir şey arayayım Reflex'in bir türlü gelişmiyor. Çok kullanıyorum onları ama ilk aramalar hala benim Google'da. Yine de Google'un arama motorunun tasarım itibariyle, ürettiği sonuçların çirkinliği itibariyle geri kalmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka entegrasyonun çok geride kaldığını düşünüyorum. Böyle ona söyledikten sonra yani Google'un iyi bir bilanço getireceğini tahmin ediyorum yine de. Onu da söyleyeyim. Çok pahalı değil Google ama ucuz da değil. Böyle bir D'lerde C'lerde. Zaten Google'un her şey böyle ortalardadır. Yani hiçbir konuda çok iyi değil bence. Büyüme tarafı iyi. Yani B ama hani böyle A değil. Tabii karlık muhteşem. Efterin karlığı son derece kuvvetli A'lar B'ler gidiyor. İyi bir bilanço. Adamı çok üzecek bir şirket değil. Fakat bir şekilde bir kabızlığı var. Bir de şeyleri çok kötü oluyor bunların. Bu earnings call, conference call'ları çok kötü oluyor. Yani geçen sefer ölüyordum sıkıntıdan. Hani bir de böyle yapay zekada kuvvetli Nvidia CEO'su falan dinledikten sonra Tesla'dan sonra en kötüsü buydu. Hatta belki Tesla'dan bile kötüydü. Öyle söyleyeyim bilanço konuşması. Bunlardan dolayı ben Google'da yatırımcı değilim an itibariyle. Ama yatırımcıysanız dikkat etmeniz gereken yeri size söyleyeyim hemen. Şuna dikkat edeceksiniz. Bu search advertising hızlı büyüme geri dönüyor mu? Geçen çeyrek fena değildi. Bundan korkuyorlar. YouTube'ları bunların başarılı. Zaten rakibi yok. İkinci dikkat edeceğiz konuda cloud. Google Cloud. Google Cloud'da ciro büyümesi yıldan yıla nasıl geliyor? Bunu merak edeceğiz. Buralar tıklarsa biraz hatırlayın. Yani Google bir önceki çeyrekte yani 2023 3. çeyrekte cloud büyümesi biraz yavaştı. Oradan darbe yemiştik. Bir önceki çeyrekte Search Advertising'deki büyüme hatırlayın dedim Amazon'da büyüme %27, Meta'da %22 reklam gelir. Onların çok altında kalmasından gol yemiştik. Yani Google'da hep böyle bir gol yenecek bir şey bulunuyor. Bir türlü sevmedi borsa bu Google neden ben de bilmiyorum. Herhalde bu yönetim uyuzluklarından dolayı. O yüzden Google biraz benim sevmediğim bir şey ama hani öyle kötü bilanço getirecek düşecek gibi iddiam yok. Ama long girmeyi tercih etmediğim hisse.